Eller gözler buluşmuş, dönüşü yok. Geriye ateş bacayı sarmış, alma asla hafife. Paçayı da kaptırmış, yok çare deli gönle. Ne dersen de artık boş, nafile. Aslıyla Kerem anları, dillere destan aşkları. Aslıyla Kerem, Aslıyla Kerem. Aslıyla Kerem anları, dillere destan aşkları. Aslıyla Kerem, Aslıyla Kerem. Hadi Cem. Bir dakika düşünüyorum. Ya her yazdığın kelime aşkla ilgili olmak zorunda değil. Bak bir sürü ağım var. Yazsana açacak. Ha, tamam. Aç aç aşk. Bu ne bu? Evet Cem, sen iyice zorlamaya başladın ama. Ne yapayım Aslı? İçimden hep öyle şeyler yazmak geliyor. Ya bu ne aç aç aşk? Ya yılların aşka abatını aşka bak diye yazdım, bir şey demedik. Özel isim kullanmana izin verdik, 3 defa Yeliz yazdın, sıralamayı bozdun. Ama bu kadarı yeter artık Cem. Ya nasıl sakin olayım? Galler Kraliçesi Yelizabeth kim? Vallahi ben de çok merak ettim Cem Bey. Sahi biz onu kabul etmiş miydik? Kabul ettik ya Yeliz Hanım. Siz de hemen onun arkasından esprili bir şekilde dingil yazmıştınız. Peki bunu kabul ediyor muyuz? Onu kabul et, bunu kabul et. Torbada harf kalmadı aşkım. Bak böyle sinir yapacaksan hiç devam etmeyelim Kerem. Zaten devam edemiyoruz Cem. Yani şu kalbini çeksen tahtadan da biz de bir harf koysak. Tamam canım, başka bir şey oynayalım. Ah bana uyar. Ne oynayalım? Şişe çevirmece. Yani bu kadar oyun içinde şişe çevirmece geldi değil mi aklına Cem? Böylelikle her şey açık seçik ortaya çıkıyor. Dingil senin için yeterince açık değil miydi Cem? Siz iyice çocuklaştınız ama tamam belli olmuştur, oyun faslı bitti. Peki ne yapacağız? Ya illa beraber bir şey yapmak zorunda değiliz Cem. Sen istiyorsan gidebilirsin. Ha. Demek kovuyorsun beni. Yürü Yeliz, istenmediğimiz yerde durmayalım. Neyse Cem Bey, beraber gidersek yine istenmediğiniz bir yerde duracaksınız. Siz de mi Yeliz Hanım? Herkesten beklerdim de sizden beklemezdim doğrusu. Cem otur, Yeliz öyle bir şey demek istemedi. Ama Kerem demek istedi öyle o mi? O da bir şey demek istemedi. Demek bütün bunlar senin başının altından çıktı Aslı. Ne yapalım? Buraya kadarmış. Oho. Çocuk çok zengin, çok. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok düşündüm size bunu söyleyip söylememeyi. Biliyor musunuz? Kız da çocuğu çok seviyor. Daha çocuğu tanımıyorsun bile. Niye arkasından konuşuyorsun? Yani şu sebzelerle konuştuğun kadar Kerem'le konuşsaydın ne olurdu acaba? Ben patlıcanlarla konuşuyorum beyye. Hıyarlarla değil. Ağzını topla Muzaffer. Kerem'e haksızlık ediyorsun. Ne yapsın, çocuk zengin doğmuş işte. Aslı ile evlendi diye yakamaz ya paralarını. Sen paralarını yaksın demiyorum beyye. İşçinin hakkını versin diyorum. Nereden biliyorsun işçilere hakkını vermediğini? Vermiyordur o. Babasını görmedin mi ya? Koltuğunda birazcık tepindik diye ne kadar yaygara kopardı. Sana ne babasından Muzaffer? Hem unuttun mu? Sen de benim babamla az kavga etmemiştin. O başka. O bir burjuva geleneğine baş kaldırıydı. Ya ne burjuva geleneği Allah aşkına? Adam kızını evlendiriyor. Elbette gelinlikle görmek ister. Sen tutturdun sendika bahçesinde tulumlarla düğün yapacağız diye. Tamam canım, yaptık mı? Yapmadık. Ama ben sonuna kadar savundum görüşlerimi. Bırak şunları. Tamam işte. Sen de al şu çocuğu, konuş bir. O da söylesin söyleyeceklerini. Bu akşam yemeğe davet edelim, gelsinler. Yemeğe mi? Benim elin zenginliği ördek alacak param yok beyye. Ne ördeği Muzaffer, ne varsa yeriz. Peki oturup bizimle beraber aynı bulgura kaşık çalacak mı beyye? Muzaffer, biz aynı bulgura kaşık mı çalıyoruz? Oturup yemek yiyeceğiz. Ne konuşacağım ben onunla beyye? Borsadan mı bahsedeceğim? He? Tamam, işçileri sigortası çalıştırmak lazım. Öyle mi diyeceğim? Muzaffer, çocukları panele çağırmıyoruz. Akşam yemeğine davet ediyoruz. Ama illa bir sorun çıkartacaksan çağırmayalım zaten. Hem iyi olurdu. Aslı'yı da görmüş olurdun. Görüyor musunuz çocuklar? Artık kızımızla görüşebilmek için burjuvalarla aynı masada oturmak zorunda kalıyoruz. Dostlarım iyi. Artık beraberiz bu parkta. Ben de artık en az sizin kadar özgürüm. Aşkımı kalbime, dostumu gönlüme gömdüm. Benim adım Garip. Memnun oldum.
Pardon, oturabilir miyim? Bilmem, arkadaşlara sor. Ya onlar bir şey demez, ben oturayım. İster misin? O beni kesmez. Sen ister misin? Oh be. Tamam anneciğim, tamam. Öpüyorum, görüşürüz. Açmıyor telefonunu. Bir salaklık yapmaz inşallah. Aslı, Cem'in salaklık yapmak için bir nedene ihtiyacı yok ki. Dert edecek bir şey yok. Gider bir yerlere oturur, sonra çıkar gelir. Seni de cumartesi gününü mahvettim. Olsun aşkım, ben de senin cumartesi geceni mahvedeceğim. Ne? Annem aradı da. Akşam bizi yemeğe davet etti. Ben de geliriz dedim. Ben, baban, aynı sofrada. Üstelik deplasmanda. Yok aşkım. Kerem'cim, bundan abartacak bir şey yok ki. Sakin ol bak. Tam 3 saatimiz var. Ben şimdi seni biraz babama çalıştıracağım. Eğer sen de gayret edersen bu dönemi kırıksız atlatırız. Lütfen. Of. Çocuklar, benim paraya ihtiyacım olsa bu haftaki yarışta birinci ayakta kesin Gülnihal'e oynardım. Kesin favori. Yapmayın Naşit Bey. O Gülnihal önceki hafta 3. ayakta çimi görünce resmen yattı güneşlendi ya. Bu hafta kumda koşuyor. Naşit! Efendim hayatım. Ne yapıyorsun Naşit? Çocuklara servisle ilgili bazı şeyler söylüyordum. Bana bak Veli Efendi, at konuşuyordun, doydum. Bak, bu akşam burada sosyetenin en önemli isimleri olacak. Bir daha garsonları oyaladığını görürsem bütün gece üstünde gezerim, haberin olsun. Alo, Dilayla. Ne? Gelemiyor musunuz? Aa, moralin bozuk, Şangay'a uçuyorsun. Şangay'a bayılırım. Yeni döndük. Geçen hafta oradaydık. Ay bayılırım. Bayıldım. Naşit de bayıldı. Oradan bir ev aldı. Ay keşke haberim olsaydı. Anahtarı verirdim, bizde kalırdınız. Bir dahaki sefere şekerim. Görüşürüz. Evet. Bye. Ben geçen hafta Şangay'dan ev mi aldım? Dilayla sorarsa öyle diyeceksin Naşit. Peki neresinden derse ne diyeceğim Perihan? İçinden ders. Ay gerekirse hoşumaya 10 kilometre uzakta ders. Aman canım, bu kadın da Şangay'ın yerlisi değil ya. Geçse geçse üst sokak gezecek. Peki bu hikayeyi Malezya'daki kafemizle Singapur'daki masaj salonumuzda da süsleyeyim mi? Sakın ağzından Amerikan salatası diye bir laf çıkmasın. Ne o salatanın adı? Rus salatası. Bravo aşkım. Peki 6. filoyu kim kovdu? Baba. Babamlar. Ama sen yine de o konuya girmemeye çalış. Diyelim ki girdin. Kurtulmak için ne yapacaksın? Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, beni de götür. İşte bu babamı şaşırtacaktır. Aslı, biraz abartmıyor muyuz? Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz Kerem. Kazan ne marka Keremciğim? Armani. Hop, işte düştün tuzağa. Eğer sen o markayı söylersen babam o kazaktan girer, sanayi devriminden çıkar ama biz o evden çıkamayız aşkım. Tamam, anladım. Bir daha sor. Kazan ne marka Kerem? Bilmiyorum. Markalara hiç önem vermem. Siz verir misiniz? Nasıl? Karşı atak. Gel şimdi ne giyeceğine bakalım. Geldin mi Ayap? Geldim canım, geldim. Şunları dolaba yerleştirelim bir tane, tamam mı? Biraz abartmamış mısın? İki büyük rakıyı kim içer ya? Erkek adam içer. Ben adamı rakı sofrasında tanırım beyye. Hem sen demiyor muydun çocuğu tanı biraz diye? İyi de ben çocuğu tanı dedim. İçirip içirip ağzından laf al demedim ki. Bu bir aile geleneğidir beyiye. Rahmetli dedemle babamla ilk tanıştıklarında rakı içmişler. Anneannem anlatırdı hep. O gece tam 5 testli rakı içmişler. Dedem devrilmemiş, babam devrilmemiş. 2 gün 2 gece içmişler. 2. günün sonunda bunları böyle birbirlerinin alnından öpermiş gibi uyurken yakalamışlar. Biz de bakacağız bakalım. Anından mı öpeceğiz? Bileğini mi bükeceğiz? Buradaki kıyafetlerin hiçbiri olmaz Kerem. Baban zaten hep beni böyle gördü aşkım.
Yani şimdi birdenbire devrim neferi gibi giyinirsem inanacak mı yani? Elimizde arayı düzeltmek için bir şans var. Babam bizi yemeğe çağırmış. Sen gemi ihalesine katılacakmış gibi giyinip gideceğim diyorsun. Ya ben iş adamıyım aşkım. Alışmışım böyle giyinmeye. Sevgilim ben de plastik çizme giy git demiyorum ama... biraz şu havayı kıralım diyorum. Bu nasıl? Geyikli kravat. Bak. Buldum. 1-0 öndeyiz. Merhabalar. Kerem. Merhabalar babacığım. Hoş geldin güzel. Merhaba anneciğim. Hadi. Hemen rakı içiyoruz gelin. Ay şimdi geldiler, dur bir nefes alsın çocuk. Niye nefes almadan içemiyor mu yani? Yok içerim. Teşekkür ederim. Kerem. Tişörtün çok güzelmiş ha. Ya benim en sevdiğim tişörtüm. Oturalım o zaman artık yemeğe. Ya anne ne güzel şeyler hazırlamışsın yine ya. Abartmayın canım. Nacizane bir emekli sendikacı sofrası işte. Yok her şey çok güzel gözüküyor. Tepelerden bakıldığında öyle görülebilir ama halk çok huzursuz. It's up to you, New York, New York. Bravo. Çok güzel. Bravo. Pelihan Hanım'ın böylesi yeteneklerin olduğunu hiç bilmiyordum Naşit Bey. Doğrusu çok şaşırdım. Ben de. Sesi de çok gürmüş. Bu duyduğunuz bir şey değil Raci Bey. Siz bir de ona Naşit diye bağırırken gördüm. Doğrusu çok hoşsunuz Naşit Bey. Ay Naşit. Ay Raci Bey, umarım kafanızı şişirmedik. Ne demek hanımefendi? Bilakis bayıldım. Ay öyle içimden geliverdi işte. Ay beğendiyseniz ne güzel. Harika. Bayıldım. Siz bir de Perihan'ı caz yaparken gördüm. Efendim, Kerem Beyler de aramızda olacaklar mı? Çok isterlerdi ama onlar Londra'dalar. Değil mi Naşit? Tabii. Az önce telefonla aradılar. Şu gelininizi çok merak ediyoruz doğrusu. Ben bayılırım gelinime. Tam bir hanımefendidir. Naşit de çok sever. Onlar böyle gelin, kayınpeder, golf oynamaya giderler. Vallahi ne konuşuyorlar ben de bilmiyorum. Dedemler bunu testiyle içerlermiş. Keşke testi olsaydı. Keremcim yavaş. Baba biraz sen de normal koyuversen şu dubleleri. Bunun kararı budur. Çarpmasın Muzaffer. Biz 6. filayı kovduğumuz zaman bunu tencereyle içmiştik beyi. Damat. Kim kovdu 6. filayı? Sizler. Siz. Babalar. Aşkım nasıl kovmuştu babalar 6. filayı? İşte o babalardan bir tanesi şu an yanında oturuyor. Şerefe damat. Geliyorum baba. Kerem iyi misin? Muzaffer iyi misin? Biraz su iç. Ne o damat? Sesin çıkmıyor bakıyorum. Yaktı mı? Yok öyle bir şey düşünüyordum. Siz konuşurken aklıma takıldı anlattıklarınız. Onun şey yoksa yaktığından falan değil yani. Niye yaksın ki? Merhem bu merhem. Şifa niyetine. Ya baba gitme Kerem'in üstüne bu kadar. Sen karışma kızım. Damadımla rakı içiyoruz. Evet sen karışma Aslı. Yani baban haklı. Kusura bakma ama şurada iki kadeh rakı içeceğiz babayla. İçin. Ama bir konuda anlaştınız ya. Şerefine babacığım. Sağlığına damadım. Baba. Ben çok seviyorum senin kızını ha. Ben de çok seviyorum. O zaman Aslı'ya içelim. He? Hadi içelim. Kendinize afiyet olsun. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Garip. Kalksana oğlum ya. Geldik mi hoca? Ne kadar yazdı? Ne gelmesi ya? Daha yola çıkmadık ki. Gelmedik mi Keremlere? Kerem? Evet geldik. Ben Kerem.
Bu da Aslı. Aşığız birbirimize. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu kafa beni nereye götürürse oraya gideceğim. Çok gidemezsin. 10 adım sonra yığılır kalırsın. Onu göreceğiz. Çav bella, çav bella, çav bella, çav çav çav. Sen gönlelisin. Ellerinle beni, ellerinle toprağına. Sen gülmelisin, ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Ellerinde çiçekler, toprağında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresin. Çok feci sarhoş oldu öyle. Kerem de ne çok şarkı biliyormuş. Aldırma Gönül de ne kadar güzel söyledi değil mi? Ama babanda da değişiklik var doğrusu. Kerem ah bir zengin olsam şarkısını söylerken alkışlayarak eşlik etti. Normalde babanın Kerem'i tüfekle kovalaması gerekiyordu. Yarın akşam da hep beraber bizde toplanırız. İtiraz istemem. Ben sizin eve gelmem. Yok vallahi darılırım. Gelmem. Ha, gelirsiniz canım, niye gelmeyeceksiniz? Gelmem gelmem. Annem annen gelir tadımız kaçar. Aslında... İyi kadındır benim annem. Kim? Leopar Peri ya. Ya tabi biraz serttir ama... Gelmem. Ha yetti ama artık ya. O gelmem bu gelmem. Hepiniz geleceksiniz. Hepiniz geleceksiniz. Kerem ne oluyor? Ya hepsi gelecek. Hepsi gelecek. Ben gelmem. Nereye Muzaffer? Sen de gitmeyeceksin beye. Ama ben gidiyorum. Ben gelmiyorum. Ya ne oluyor? Kim nereye gelmiyor? Kerem sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi şu anda annemlere gidiyorum. Bu işi düzelteceğim. Yarın akşam herkes bizde toplanacak. Bu küslük bitecek. Aşkım bu halde annenlere gidemezsin. Ben gitmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şu anda aslan sütü içmişim leopar. Hayırlı geceler baba. Görüşürüz. Kerem dur. Anne her şey çok güzeldi. Yarın ararım sizi. Hadi bay bay. Aferin Muzaffer. Ne yaptın ne ettin geceyi zehir ettin. Hadi kalk hadi yatağa. Ben gelmem. İyi o zaman burada yat Muzaffer. Ben yatmam da. Ben oturur aslanlar gibi rakım içerim bak. Ben ayaktayım. Sen de ilgilensene misafirlerimizle. Evin delisi gibi bir köşede durup bakmasana insanlara. Evin delisi sensin Peri Hanım. Az daha insanları saltanat kayıklarıyla boğazda gezdirmek zorunda kalacaktık. Üstelik hiç saltanat kayığımız yokken. Ama aferin sonunu iyi toparladın. Demek hepsi bakımda. Seni öyle bir toparlayacağım ki. Bir daha kimse dağıtamayacak. Herkese merhabalar. Merhabalar. Aa, canım kızım. Ha, demek döndünüz Londra'da. Hemen de anacığına koşmuş. Aa, bayağı bir şık kıyafet almışsınız Londra'da. Ne Londra'sı anne? Aman ya. Bırak bırak Londra'yı. Döndünüz ya. Aa, niye öyle herkes sustu? Hadi bakalım. Müzik başlasın. Müzik başlamasın. Anne sana bir şey söyleyeyim. Tamam sonra söylersin. Hadi müzik. Ben bunu en iyisi anneme değil bütün herkese söyleyeyim. Şimdi benim annem var ya leopar Feriha. Kerem yeter artık. Söyleyeceğim. Aslı'nın ailesiyle beraber... Hepinize iyi akşamlar efendim. Görüşmek üzere. Konuşacağım. Bunu... İyi akşamlar. Görüşürüz. Her şeyi anlatacağım. Ayılabildin mi Keremciğim? Kısmen. Yani iş adamları tarafım hala uyuşuk. Farkındayım. Yolda tanıdığım bütün iş adamlarını arayıp onlardan işçiler için zam sözü almaya çalıştım. Hiç pişman değilim. Ne yaptıysam senin için yaptım aslım. Keremciğim biraz yavaş olur musun? Saat kaç oldu? Kaç saat ne? 4. Kapı. Ben bakarım. Bakardım. Ben bakıyorum. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Ben sana demedim mi? Gelir diye. Ha? Kusura bakmayın Kerem Bey. Bu saatte rahatsız ettim ama. Rica ederim Cem Bey. Buyurun. Veda etmeye geldim. Ben bir gemide iş buldum. Ne? Gidiyorum. Nereye? Cezayir'e. Tütün götüreceğim. 2 sene falan yok. Bir kahve içmek ister misin Cem? Sağ ol Aslı. Rakı var mı? Rakı var. Rakı var. Aslı rakı. Aa, siz de iyice abarttınız ama. Aa, yani. Ne abarttı? Saat olmuş. 4 arkadaşım kapıya gelmiş.
tütünle gidiyor Cezayir'e. İki duble rakı içemeyecek miyiz bu evde? Kardeşim. Dönülmez aşkımın ufkundayım. Sarhoş muhabbeti yapıyor, sarhoş muhabbeti. Aha da bayıldı. İçmesini bilmiyorsan içmeyeceksin kardeşim bu böyle. Bizim babalar var ya, testiyle içerlerdi bunu, testi. Bayıl. Aslı'yla Kerem değil mi? Evet biziz. Ben sizin bir hayranınızım. Garip çok bahsetti sizden. Garip kim? Garip. Bu işte. Çok garip. Çok seviyor sizi, çok. Bir de Yeliz Hanım var tabii. Telef oldu çocuk bütün gece içmekten. Çok üzüldü. Ben de üzüldüm tabii. Bütün gece içtim. Yapmayın mı kardeşim? Ben tuhaf oluyorum. Bir kahve içmek ister misiniz? Kahve mi? Yok yok. Rakı var mı? Rakı. Rakı, rakı da var. Rakı da var. İyi o zaman. Ben sana bir şey... Bunlar zurna gibi olmuş. İkisi de zurna gibi olmuşlar. Ne yapacağız? Ben bunu taşırım. Taşırsam buradan tutarım. Pardon. Affedersiniz. Sen de öteki iki tane kolundan tutsana. Evet. Onu da taşıyalım. Bunu nereye taşıyacağız ki bunları? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar taşınmaz. Aha da taşınmaz. Aha işte. Tamam. Bakı da var. Tamam işte. Bitti. Kerem. Kerem. Aşkım kapattık. Müzeyyen teyze gerçekten çok güzel bakıyorsun ama bir de gördüklerini anlatsa. Dur kızım acele ettirme. Müzeyyen önce içine sindirir sonra bülbül gibi şakır. Biraz sonra üç vakte kadar anlatmaya başlar. İyi de anne benim iki vakte kadar eve gitmem gerek. Kerem gelecek. Eğer bir vakte kadar anlatmaya başlamayacaksa ben gideyim beş vakte kadar geri geleyim. Bak Aslı kızım yüreğim bir kek gibi kabarıyor. Börek gibi olmasın sakın? Ne? Şimdi Aslı yufka yüreklidir. Yüreği kabarırsa börek gibi kabarır. İnanmıyorsanız bakmayayım o zaman ya. Aa, Müzeyyen teyzeciğim değil sana yürek ben kulağımı bile kabartırım. Ama yeter ki anlat. Bir yol var. Doğrudur. Zaten içtiğimiz bütün kahvelerdeki fallar bize yol ve kısmet olarak geri döner. Nasıl bir yol? Uzun, upuzun, dümdüz bir yol. Ha, demek ki İstanbul değil. Kim gidiyor o yola Müzeyyen? Biri. Ne zaman? Bir vakte kadar. Tamam şimdi biri bir vakte kadar bir yola gidiyor. Anne bülbül gibi şakır derken haklıymışsın. Gerçekten bülbül gibi şakıyor ama dediklerini anlayabilene aşk olsun. Ama dönmüyor. Çok yakında çok sevdiğim biri uçuyor sonra dönmüyor. Ne diyorsun sen Müzeyyen? Nasıl dönmez canım? İyi bak dönüyordur da sen görmüyorsundur. Sen fal bakmayı unutmuşsun. İyi de anne beş dakika önce Müzeyyen'den daha iyi falcı yoktur diyordun. Ama beş dakikada unutuvermiş işte. Sen merak etme. Döner o döner. Hayatta dönmem beyiye. Hiç boşuna bekleme. 30 senedir nasılsam hala da öyleyim. 30 sene sonra da yine aynı olacağım. Biz başka şeyden bahsediyoruz Muzaffer. Hiç lafı çevirme bal gibi benden bahsediyordunuz beyiye. Bir de ben anlamayayım diye kahve falına bakma numaralara. Ben yemem bu numaraları. Ha? Yemem dedin de aklıma geldi. Yemek hazır mı beyye? Şimdi hazırlarım. Hadi siz de yemeğe kalın. Şöyle güzel bir pilav yapayım. Yap yap. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ne çıktı falda? Yol çıktı. Nasıl bir yol? Tek şerit gidiş. En beğendiğim yol tipi. Neden? Neden var mı? İstesen de dönemezsin çünkü. Muzaffer, sen hadi bahçene dönsene. Beyye hala bana dön diyorsun. Ya ben dönmem beyye. Kalemimi kırarım yine de dönmem. Ne kalemi Muzaffer? Köşe yazarı mısın sen? Gözünü seveyim git bitkilerini sula. Giderim beyye. Giderim ama dönmem. Süzgecimi kırarım yine de dönmem. Ne çabuk döndün Muzaffer? Süzgece su koymayı unutmuşum da. Hoş geldin hayatım. Ben de yemek hazırlıyordum. Ne hazırladın? Pizza. Hep ev yemeği, hep ev yemeği. Yarın akşam dışarıda yemek yiyelim mi? Olur. Nereye gideceğiz? İtalya'ya.
Sevgilim çok taksi parası yazmaz mı? 30 top çekeriz. Kerem sen ciddisin. Evet. Yarın çok önemli bir anlaşma için İtalya'ya gitmem gerek. Sen de gelirsin. Roma'da romantik bir gece yaşarız. Ertesi günde döneriz. Oraya o insan tacirliği yapan gemilerle mi gideceğiz? Sen ne insan, ne tacirliği? Yine sabah 13 aile gidiyoruz. Ha yani yasal giriş yapacağız. Bir sakıncası mı var? Sevgilim çok heyecanlı ama ben gelemem ki. Niye? Çünkü ben pasaportumu kaybettim. Ya buna inanmıyorum ya. Yani şimdi sen pasaportun nerede olduğunu bilmiyor musun? Yok Kerem, kaybettim ama nerede olduğunu biliyorum. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Kaybettim diyorum. Ya o zaman nerede olduğunu hatırlamaya çalış. Aslı ne yapıyorsun? Ah Kerem, tam konsantrasyonumu toplamış, hatırlamıştım. Konsantrasyonumu bozdum, unutuverdim. Dalga geçmene gerek yok. Desene, yarın ilk defa ayrı ayrı yataklarda uyuyacağız. Evet, sadece bir gecelik. Ama seni çok özleyeceğim. Ben de seni. O zaman sen şu pasaportunu çıkarttır ki bir dahaki sefere beraber gidebilelim. Hem ben uçakta yalnız olmaktan hiç hoşlanmam. Olamaz. Hem de uçakla. Ne oldu aşkım? Hayır, gidemezsin. Ne oldu aşkım? Gidersen dönmeyebilirsin. Ya nereden çıktı şimdi bu? Faldan çıktı. Müzeyyen teyze çok sevdiğim biri yakında uçacak, bir daha da dönmeyecek dedi. Ya sakın bana batıl inançlarının olduğunu söyleme aşkım. Yok tabii ki. Allah korusun ya uçağın düşerse? Aşkım, uçak ayda yılda bir düşer. O da benim şansıma düşmez herhalde. Kerem, hı, bir günde iki uçak düşer mi? Eğer birbirlerine çarparlarsa evet düşer. Peki aynı günde tek tek iki uçak düşer mi? Milyarda bir ihtimal. Sevgilim, o zaman bu gece bir uçak düşerse git, düşmezse gitme. Saçmalama aşkım ya. Şom ağzı bir falcı yüzünden trilyonluk anlaşmayı riske atamam. İşte biletler. Hadi İtalya yolcusu kalmasın. İtalya, 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 İtalya. Niye getirdin biletleri? Ben sabah şirkete gelecektim zaten. Olsun, belli mi olur? Gelemezsin. Kaza falan yaparsın. Belki uçak düşer. Şirkete arabayla gelecektim zaten. E belki uçak senin arabanın üstüne düşer. Yeliz Hanım yok mu? Şimdi anlaşıldı. Ver bakalım şu bahaneleri. O zaman biletlerden bir tanesini iptal ettireyim ben. Neden? Sen gitmiyor musun? Hı, Aslı gidecek İtalyanlarla anlaşma imzalamaya. Beril, Aslı Hanım'ın biletini iptal ettir. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Ben bakarım. Heh, sen bak. Aa, Yeliz Hanım! Dünya ne kadar küçük, yine karşılaştık. Evet, sizin dünyanız bayağı küçük Cem Bey. Nasıl yani? Yani o kadar kıpır kıpırsınız ki kabınıza sığamıyorsunuz. Ha. Yeliz'cim iyi ki geldin, sana çok kötü bir haberim var. Kerem yarın İtalya'ya gidiyor, hem de uçakla. Öyle mi, ne güzel. Ya bunun neresi güzel? Bugün Müzeyyen teyze falda ne dedi? Çok sevdiğim biri uçuyor, sonra dönmüyor dedi. Ama anacığım, sen onun dediklerine ne bakıyorsun? Bana da her seferinde sana çok büyük bir kısmet var diyor. Şey, kısmet ayağınıza geldi Yeliz Hanım. Hatta burama kadar geldi Cem Bey. Ama falda Müzeyyen teyze dedi aşkım, ki... Aşkım, hepsi batıl inanç bunların. Ha? Kerem haklı Aslı. Ya faldı, naldı, kara kediydi. Hepsi safsata bunların. Yeliz Hanım haklı. Hepsi safsata bunların. Mesela... Eskiden gemilerde kadın olması uğursuzluk sayılırmış. Neymiş efendim, gemi batarmış, ne saçma. Sizden de başka örnek beklenemezdi zaten. Ama bunun bilimsel bir izahı var. Eğer kaptan gemiyi kullanırken önüne bakmaz da sürekli kadına bakarsa gemi tabii batar. Hatta Cem Bey gibi biri olursa kaptan. Mesela şimdi benim kaptan olduğum bir gemide hiç kadın olması uğursuzluk sayılır mı? Kadın için evet. İyi tamam, bırakın artık şu gemi muhabbetini. Hem zaten ben uçakla gideceğim. Uçağın da batma tehlikesi yok. Hadi gidip pizza yiyelim. Pizza mı? Hmm. Harika bir fikir be. Oo, çok baba, güzel. Bu çok iyi oldu işte şimdi. Aa, ama benim sevdiğim pizzadan almamışsınız. Cem Bey, rica etsem bir koşu gidip benim sevdiğim pizzadan da alır mısınız? Siz isteyin Yeliz Hanım. Neli olsun? Karpuzlu. Derhal. Şey, yalnız Yeliz Hanım. Efendim Cem Bey. Ek malzeme istemediğinize emin misiniz? Eminim Cem Bey, eminim. Tamam. Da ben... Tamam, gel. Hadi gel, 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 gel. Karpuzlu deyince ben de... Canım. Çarpmadı bu İtalya gezisi. Sevgilim, adamları 4 aydır ikna etmeye çalışıyoruz. Yarın imzalamazsak başka bir şirket bulabilirler. Onlar başka bir şirket bulabilirler ama ben başka bir Kerem bulamam. Ben de başka bir Aslı bulamam.
çünkü senin bir işin daha yok. Benim bir işim vardı ama o da yarın uçacak, belki de dönmeyecek. Aşkım, konuyu kapattığımızı düşünüyordum. He? Peki tamam, bu konuyu kapatıyorum, stop. Seni çok seviyorum, stop. Yarın ayrı ayrı uyuyacağımıza göre biraz stok yapsak diyorum. Çok tatlısın stok. Bir öpücük stok. Safinaz! Kim? Safinaz! Aşkım ne oluyor, Safinaz kim? İşte Safinaz! Kerem'e merhaba de Safinaz. Merhaba Kerem! Merhaba Safinaz. Aşkım ne oluyor? Safinaz yarın seninle İtalya'ya geliyor. Niye? İtalya'yı çok mu merak ediyor? Safinaz benim uğurlu oyuncağım. Hatta onu oyuncak demek bile yanlış. Benim en yakın dostlarımdan biri. Benim için çok değerli. E'si bütün yolculuklarımda hep benim yanımdaydı. Yarın seninle birlikte gelirse içim birazcık rahatlar. Al bakalım. Yani şimdi sen beni Safinaz'a mı emanet ediyorsun? Dalga geçme. Tamam peki aşkım, gelsin. İçin rahat edecekse Safinaz da benimle beraber gelsin. Sağ ol aşkım. Safinaz Hanım, arkanızı döner misiniz lütfen? Bizim biraz stok çalışmamız var da. Yol arkadaşım da çok güzel Kerem. Bey. Kerem Bey. Sana da iyi yolculuklar Safinaz. Şş, hanım, hanım. Safinaz Hanım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bebek gibi kıza. Çok üzgünüm Safinaz Hanım ama sizi bavula koymak zorunda kalacağım. Beri, ben hazırım. Arif Bey gelip bavulumu alabilir. Siz hiç merak etmeyin Kerem Bey. Gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Ben buradaki bütün işleri hallederim. Aman sen sakın hiçbir şeye karışma. Bugün izinlisin zaten, tamam? Hadi, kolay gelsin. İyi yolculuklar Kerem Bey. Görüşmek üzere Beri. Kerem Bey odasını kapatmamı istedi. Harika bir fikir. Böylelikle içeriye kimse girmez. Sadece siz ve ben. Kerem! Bey! Kerem Bey! Ya! Leopar Perihan Bey! Ne zırvalıyorsun be? Kerem nerede? Kerem İtalya'ya gitti. Ne? Niye? Ne zaman? Kiminle? İş için gitti. Az önce gitti. Aslı onunla gitmedi çünkü pasaportunu kaybetmiş. O da Safinaz'la gitti. Safinaz'la? Safinaz Aslı'nın oyuncak bebeği. Aslı için çok değerli. Aslı Safinaz'ı uğur olsun diye Kerem'in yanına verdi. Kerem de onu bavuluna koydu. Beraber gittiler. Yarın sabah dönerler Perihan Hanım. Evet öyle. Şimdi kaybol, gözüm görmesin seni. Peki. Baş üstüne. Dur. Bavul nasıl bir şeydi? Bavul? Bavul orta boy, lacivert, çekçekli ve tekerlekli. Tamam, şimdi kaybol. Peki. Demek senin için çok değerli. Demek senin için çok uğurlu. Sen bittin Safinaz. Sen bitince Kerem'le Aslı da bitecek. Allah'ım, bu kaçıncı arayışım, hiç cevap vermiyor. Demek ki uçak daha inmemiş Aslı. Ne bekliyor ki, insin artık. Yoksa bana inme inecek. Hadi açsana. Sana cevap vereceğim diye telefonu açık bırakıp uçağı düşürmese bari. Ha, çalıyor. Alo, Kerem'cim, uçak düşmedi değil mi? Aa, tabii ya. Tamam canım, sonra görüşürüz. Safinaz'a selam söyle. Ay, yaşasın kocam ayakları, sağ salim ayak basmış yere. Kocam yaşın ya. Kocam yaşın ya. Şunlara bak beye ya, şunlara bak. Gören de Mars'a adam indirdiler, bu başarılı inişi kutluyorlar zannederler. Babacığım, bu insanlık için küçük bir adım olabilir ama benim için çok büyük bir adım. Adımmış. 50 adım olsa ne yazar ya? Benim adım yeter, benim adım. Eskiden Muzaffer dedim mi, herkes sinerdi. Muzaffer. Tamam be ya. Naşit, bu şipşak Hilmi o kadar hızlı bir yan kesiciymiş ki insanlarla tokalaştıktan sonra herkes parmaklarını sayıyormuş, eksik var mı diye. Bari ucuzsa sen de bir yerlerini eksilteceğin zaman doktor Talat yerine bunu çağıralım. Madem o kadar hızlı, belki kaşla göz arasında burnunu düzeltiverir. Bana bak Naşit, senin de kaşınla gözün arasına bir morluk gerekiyor galiba.
Hilmi Bey geldi Feriha. Alsana hemen içeri canım. Bana bak Naşit. Adama doğru düzgün davran. Hilmi için tuhaf adam diyorlar. Seninle görüşmek istemesinden belli zaten. Selamun aleyküm. Ben Hilmi. Şipşak Hilmi. Naşit. Sadece Naşit. Bu da saatiniz Naşit Bey amca. Bravo. Vallahi harikasınız. İşte tam aradığım adam sizsiniz. Yoksa siz polis misiniz? Ne? Yani genelde beni polis arar da. Yani avukatınız zamanında çok yardım etmişti bana. Rica etti, kıramadım. İş nedir? İşte bu oğlum Kerem. Çok güzel. Bu da dayımla ben. Altınoluk'ta. Bu da Foça'daki yazdığınız. Bana ne oğlunuzdan, iş nedir? İşte bu Kerem. Yani oğlum bak, bütün yapacağın yarın havaalanında Kerem'in bavuluyla bu bavulu değiştirmek olacak. Ne var bavulun içinde? Aman canım, birkaç küçük hediye. Ama önemli olan Kerem'in bavulunu almak. Bu iş benim için çocuk oyuncağı. Tabii çocuk oyuncağı. Zavallı Safinaz. Yarın görüşürüz. Yarından itibaren çok değerli Uğur'un yok Aslı Hanım. Artık Uğursuz'un teki olacaksın ve Kerem'den hıncını çıkaracaksın. Feriha, benim 10 tane parmağım vardı değil mi? Nihayet. Sabah 4:30, saat 10 oldu anca geliyor. Hayatım, sen Roma İstanbul uçağında bomba var diye ihbarda bulunmamış olsaydı şimdiye kadar çoktan inmiştin. Olsun. Bak böylesi daha güvenli oldu. Neyse ki akşamdan aradın da fazla rötar yapmadım. Gece boyunca beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Canım. Ama yine de sabaha kadar gözüme uyku girmedi Yeliz. Benim de. Bak gördün mü, sen de endişelendin uçak düşecek diye. Yok, ben daha çok Cem uyanır diye endişelendim. Tabii, sen gitmeyince o da inat etti, gitmedi tabii. Yeliz. Bu sana fena aşık. Cem! Şimdi sırılsıklama aşık olacak. Oh! Dur! Kerem! Aşkım! Ya, seni çok özledim. Hoş geldin Kerem. Senin ne işin var burada? Ne yani? Aslı'yı bu evde yalnız mı bıraksaydım? Biz ne oluyoruz Cem Bey? Yani Aslı'yı ve Yeliz Hanım'ı bu evde yalnız mı bıraksaydım? Ben kara gün dostuyum. Haksız mıyım insan? Evet Cem Bey. Özellikle siz işin içinde olunca nedense insan içi bir kararı veriyor. Ama yine de senin işte olman lazımdı. İyi ama sizin de işte olmanız gerekiyordu Kerem Bey. Ya manyağın biri asılsız bomba ihbarı yapmasaydı olacaktı. Mutlaka bir sebebi vardır. Öyle deme Kerem. Ben öyle demem Yeliz Hanım. Hem ben bombaya da bomba demem. Sarışın bomba olmayınca. Ya neyse, şurada hepimiz evdeyken şöyle sabah sabah güzel bir kahvaltı yapalım mı? Ne dersiniz? Siz fosur fosur uyurken biz çoktan yaptık kahvaltımızı. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Bay bay. Benim de aklıma geldi. Benim de bir an önce şirkete gitmem lazım. Doğru. Tamam. Doğru şirkete hadi. Yeliz Hanım. Nasıl geçti? Sonunda imzaladık anlaşmayı. Roma güzeldi değil mi? Dünyanın en güzel şehri senin olduğun şehir. Canım. Safinaz nerede? Bavulda. İyi baktın mı Safinaz'ıma? Hem de nasıl? Ama benden daha iyi bakanlar da oldu. Kimmiş onlar? Gümrük memurları. Gümrük memurları? Tabii. Kim bilir nasıl şaşırmışlardır. İşte aynen böyle şaşırdılar. Kerem? Bu ne Kerem? O ne Aslı? Onu bırak, asıl bunlar ne? Şu dergilere bak. Vazgeçtim, bakma. Çok erotik bir iş gezisi oldu anlaşılan. Aşkım, bunları kim koymuş buraya? Bilmem. Belki sen iş toplantısındayken Safinaz koymuştur. Safinaz nerede? Tabii. Utancından saklanıyor olmalı. Sevgili, bu bavul benim değil. Ama bu bavulla gittiğine eminim. Benziyor ama değil. Gördün mü? Fal çıktı işte. Çok sevdiğim birini kaybettim. Ya çok üzgünüm sevgilim ya. Zavallı Safinaz, kim bilir nasıl bir psikopatın elinde. Aşkım, Safinaz kaçırılmadı. Sadece bavullar karıştı.
Sevgilim, bavullar karışmış olabilir ama ben ömrümün sonuna kadar bir daha hiç Safinaz'ı göremeyebilirim. Aşkım sakin olur musun? Söz, bulacağız bavulu. Safinaz'ı da bulacağız. Tamam, sakin. İşte bu kadar. Ellerin dert görmesin. Ellerimizin dert görmesi sorun değil. Yeter ki cebimiz para görsün. Oo, harca harca. Hak ettin, hak ettin. Sevdin bu işi. Hı, bana bak. Bir aksilik çıkarsa beni tanımıyorsun. Ayıp ettiniz. Unuttum bile. Bir de ben unutabilsem. Ne dedin Naşit? Unuttum. Ben unutmam. Bu kızın bana ve Kerem'e yaptıklarını unutmam. Ve cezasız bırakmam. Safinaz, senin için ne kadar üzülüyorum bir bilsen. Naşit, birazdan işimiz ısınacak. Ne o? Elim mi titriyor? Zevkten titriyor. Aman ne sinir şey bu canım. Şununla biraz ilgilensene. Ver bakayım. Alo? Bizde Nero marka kibrit hissesi varsa hemen sat. Çok kalitesiz. Kesin yakında batar bunlar. Yakarım seni Naşit. Elveda Safinaz. Merhaba. Merhaba. Ne? Kerem, Aslı. Evet. Ne işiniz var canım sizin burada? Birbirinize girmediniz mi daha? Ne? Şömine mi yanıyor? Evet. Bu sıcakta. Doktor sırtın işin iyi gelir dedi. Bu da yanan nedir? Odun, odun. Burada yanan bir bebek galiba. Aha, bizim oduncu çok sanatkar bir adamdır. Boş vakitlerinde odun oyar. Safinaz. Safinaz mı? Safinaz mı? Bir de ben söyleyeyim de bari eksik olmasın. Safinaz mı? Anne, Safinaz'ın şöminede ne işi var? Ben nereden bileyim canım? Bacadan düşmüş olmalı. Kerem, Safinaz'a veda edememiştim. Şimdi ona hem elveda diyebileceğim hem de birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi anlamamızı sağladığı için ona teşekkür edebileceğim. Safinaz'cığım, sen benim hayatımda gördüğüm en güzel ve en tatlı bebeksin ve ömrümün sonuna kadar da öyle kalacaksın. Anne, Safinaz'ın şöminede ne işi var? Kerem, sen de son olarak Safinaz'a bir şeyler söylemek istemez misin? Her şey için teşekkürler Safinaz. Sana söz. Aslı'ya gözüm gibi bakacağım ve ömrümün sonuna kadar onu hiç yanımdan ayırmayacağım. Naşit, duydun mu? Duymaz mıyım? Baksana gözlerim nasıl doldu. Ya ben çok duygusal bir adammışım galiba. Naşit, bunlar gerçekten birbirlerini seviyorlar galiba. Bak hala galiba diyor. Sen hiç beni böyle elimi tuttun mu? Hı? Tuttum. 30 yıl önce ve hala elimi kurtaramadım. Eller gözler buluşmuş, dönüşü yok. Geriye ateş bacayı sarmış. Alma asla hafife. Paçayı da kaptırmış, yok çare deli.